Bu yanları var ya, yanları kızarmayacak. Hı? Yanları kızarmayacak. Biz onu ikiye bölsek ne olur? İki tane koyabiliyor muyuz fırına? Üç. O şekilde pişer mi? İşte fırında pişer mi? Ona siz karar vereceksiniz. Ha, yan yana koyacaksın ya, alır onu. Yan yana alır mı? Alır. Bence almaz. Fırınlamasına koyacağım, bunu da böyle sönesine koyacağım. Fırına. Kesinlikle almaz. Ben koyayım mı onu fırına? Koyabilir miyim ilk? Hayır anneciğim. İkisini beraber koyarız. Düşük derecede mi pişireceksin? Ya şu an içi zaten acayip derecede sıcak olmuş. Sandal sefasının kabakları peynirli harçla doldurulmaya devam ediyor. Ben size sığmaz demiştim. Çok güzel. Yapacak bir şey yok. İki tepsiyi yan yana fırına sığdıramayan yarışmacımız sandal sefalarını tek tepside topluyor. Peynirli sandal sefası kabaktan yapılıyor, biliyorum onu. Ama kabak haşlayıp da mı yapacak ve hafif yağda mı öldürüp de yapacak, bilmiyorum onu. Yani iki farklı yapılışı var çünkü onun, bir haşlayıp da yapıyor da. Yapılırsa güzel oluyor, lezzetli oluyor. Tadına bir bakacağım, göreceğim. Domates çorbasının suyunu ayarladıktan sonra patates toplarını kızartmak için kaseye galeta unu koyuyor. Un ne için? Unu da bulacağım. İlk una. Hem normal una hem de galeta ununa. Ve yumurta akına. Bununla da işim bitti. Anne, fırını unutma. Bu patatesleri böyle ayarladım. Arada. Tamam, yapabilirsin. Tamam. Çıtır patates, kaç gündür patates yiyoruz. Kaç gündür patates, çıtır patates topları. Nasıl yapacak bilmiyorum. Duymadım nasıl, çünkü farklı farklı. Kimlik şeye buluyor, kadayıfı bulayıp kızartıyor. O şekilde mi yapacak, farklı mı bilmiyorum. Tadınca göreceğiz onun nasıl olduğunu. Şimdi ne yapıyorsun? Gavurdağ salatasına başlıyoruz şu an. Gavurdağ salatasına neler girecek? Yeşil soğan, domates, yeşil biber, dereotu, maydanoz. Gavurdağ salatasına yeşil soğan konuyor mu? Evet, tabii ki. Konuyor. Gerçekten mi? Tabii, taze soğansız gavurdağ salatası mı olur? Onun lezzetini veren zaten taze soğan. Kuru soğan değil mi? Yok, kuru soğan da konuyor, taze soğan da. İkisini de mi koyacaksın? İkisini de koyacağım çünkü benim beyazları yeteri kadar kuru soğan tadını verecek. Yavurdağ salatasına devam eden Zübeyde şimdi de domates doğruyor. Zübeyde, kayınvalidelerden kaç puan bekliyorsun? Ya zaten çok bir puan alacağım bilmiyorum. Artık insan 3 kişi yarışmış bu zamana kadar. O 3 kişiden çok da fazla bir şey beklemiyorum. Yani ellerindeki düşük puanları verecek. Günleri de geçti zaten. Günleri geçti, aynen öyle. Şeyi koyalım. Klasik. Bulguru. Anneciğim, düşük puan verirlerse çıldırırım demiştin. Yani vermezlerse haksızlar ama biz yetiştiremezsek. Ama gelinim yetiştirecek sanki. Yani biz soframız kaldı. Evet, bulguru şeyimiz kaldı. Kuskusumuz. Vereyim, sosu da var daha. 10 dakikada buradan çıkmam lazım benim. Son 30 dakika. 30 dakikamız var daha. 30 dakikanız ve 2 yemeğiniz var. Makarna. Ay, ne makarnası? Onu ne yapacaksın? Onu ne yapacaksın Zübeyde? Anne, şu nasıl koy tekrar? Zübeyde, kafan karıştı galiba. Evet. Kafan karıştı. Ben şehriye kavuracağım. Şehriye kavuracağım ona. Anne, su koy ona tekrardan. Yavurdağ salatasına kapya biber doğrandıktan sonra sıra maydanozlara geliyor. Yavurdağ salata bitti mi? Evet, bitti. Sosunu yapacağım. Sosunu daha sonra yapabilirsin. Tamam. Cevizini kırayım. Cevizler de tamam. Evet, cevizlerim de hazır. Birlikte. Annem, masanın üstünü toplayabilir misin? Bilmiyorum, toplayabilir miyim? Nereyi? Burayı. Bunları mı alacak? Evet, çöpleri falan alabilir. Bana oraya yer açabilir. Açsın o zaman. Biraz çalıştırayım kendimi. Zaten evde sadece sen çalışıyorsun. Değil mi? Hem evde hem işte. Yazık bana. Allah. Yok canım, o kadar da değil. Zübeyde kuskus pilavı için ayçiçek yağı ve tereyağı karıştırıp şehriyeleri kavurmaya başlıyor. Ardından domates çorbası blenderdan geçiyor. Domates çorbasının tuzunu ayarladıktan sonra tekrar tadına bakıyor. Eyvah, kabaklar yanıyor. Anne. Mikser abarttı. Son 23 dakika. Yandı. Ne yandı? Eyvah! Şehriyeler yandı. Elinde yandı değil mi? Elimde yandı, şehriyeler de yandı. Ne yapıyordun da onlar yandı?
ayçiçek yağında şehriyeler kavrulurken tereyağı ekleniyor. Ardından domates çorbasına süt ekleniyor. Zübeyde, yapmadığın ne kaldı? Hiç temiz kalmadı yani. Bir tek masa mı kaldı? Evet. Masaya gitmeden buraları temizlesen iyi olur. Bu arada fırında ne yanıyor? Hayır, çok güzel olmuş. Alalım kızım. Yanmışa güzel olmuş mu diyorsun? Evet, öyle olacak. Yanacak yani. Yanmış değil, peynirler kızaracak. Bunlarla da çok güzel sefa yapılır değil mi gelin hanım? Bence çok güzel oluyor. 6 tane mi var orada? Evet, taşın. Aman aman bir şey olmasın sakın. Ara sıcak sandal sefası fırından çıkarken yerine ana yemek et soteli patlıcan kapama giriyor. Kuskus pilavına geçtik mi? Evet, geçtik. Başka ne var? Hiçbir şey yok. Bulyonum adı. Kayınvalideler bulyonu hiç sevmez. Ne bilecekler içine bulyonun olduğunu? Ben söylerim olduğunu. Sen bizi mi tutuyorsun, onları mı tutuyorsun? Sen ne zannettin beni anneciğim? Bizi tut. Birazcık laf taşıma var. Estağfurullah. Yarışmacımız pilavın şehriye ve kuskusu kavrulurken tuzunu ayarlıyor. Bu da tamam. Ne kaldı? Ne kaldı? Patates topları kızaracak, o kadar. Börek var gelin hanım, börek. Onu fırına atacağız. Evet, böreğin sosu. Yoğurdu çırp kızım hemen. Anneciğim sen de artık giyin istersen. Ben artık giyinmeye gidiyorum. Yarışmacımız kıymalı muska böreğinin yoğurt sosunu çırptıktan sonra kuskus pilavının suyunu ayarlıyor. Ardından yumurtanın sarısını çırpıp muska böreğine sürüyor. Bundan sonra masaya mı gideceksin? Bundan sonra masama gidiyorum artık. Kuskus pilavı bitti mi? Bitti yani, pişecek bitti. Ona da annem bakabilir zaten değil mi? Masam kaldı, şimdi hemen masama gideceğim. Hadi o zaman doğruca masaya gidelim. Ben masaya gidiyorum. Evet, masamı hazırlamaya geçtim. Artık son 13 dakika. Galiba yetiştireceksin. Yetiştirdim. Eksiğin var mı? Yok. Hepsini hallettin mi? Hepsini hallettim. Tebrik ediyorum gelin hanım. Teşekkür ediyorum. Gelinimiz runner'ı serdikten sonra çiçek ve şamdanları yerleştiriyor. Kayınvalidene güveniyor musun Zübeyde? Damak tadına güveniyorum yani. Yemeklerin tadı, tuzu, kıvamı yerinde mi? Bilir bilir. Hep başımda durup bana öğretti çünkü. Yani sen oradan böyle bak. Tamam. Hoş geldin anneciğim. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Çok şık olmuşsun. Çok tersin. Yarışmacımız sublaların üzerine tabakları koyduktan sonra masayı gül yapraklarıyla süslüyor. Anneciğim, sence en şık masa kimindir? Dünkü masayı çok beğendim. Güzeldi. Gayet güzel hazırlamışlar. Bir de bizim masamız olacak. Servis peçetelerinden sonra kağıt peçeteler de yerini alıyor. Kalpli peçete mi onlar? Evet, gönül fethetmeye geldim. Kalan süremiz son 8 dakika. Eyvah, giyinemeyecek. Börekleri koy, bir dakika koy. 3 dakikada içinde sofra hazırlamam, 5 dakika içinde de giyinmen lazım. Neden tatlı kaşıklarını da koydun? Dondurma da var çünkü. Bıçak yok ama. Bıçak yok. Tatlı çok yumuşak bir tatlı olduğu için. Revani bıçakla kesilmez mi? Çok yumuşak bir tatlı bence. Ben bıçağa gerek. Dağılır bıçakla kesilirse dağılır. Çatal, bıçak ve kaşıklardan sonra bardaklar masadaki yerini alıyor. Suları doldur, içeceklerini getir çabuk. Yine içecek içecek. Onu alalım, şeyi koyalım. Sular, su, su, su. Ben şeyi çıkartabiliyor muyum? Su istiyorum, su. Ne istiyorsun benden? Ben suyu dolduruyorum. Onu çıkartayım. Onu çıkartacağım, börekleri koyacağız. Tamam. Koy börekleri. Su, hadi su. Su dolduruyorum Zübeyde. Su. Suyun nerede? Suyun geliyor, ben dolduruyorum. Suları doldurmadan giyinmeye gitme. Çabuk ol Zübeyde, koş. Anne tamam, çok az daha dolduracak kadar olsa yeter. Tamam Zübeyde, sen giyinmeye git. Gideceğim, ekmek. Ekmeğim burada. Hala suyun gelmedi. Geliyor. Son 3 dakika çabuk. Ver bana, anne o kadar olmamak gerekir. Yürü hadi. Yarışmacımız mutfaktan sürahiyi kapıp tekrar masaya dönüyor. Yarışmak nasılmış gelin hanım? Aslında çok güzel. Süper bir yerde. Zorlu. Zorlu mu? Zorlu. Ve başardın gelin hanım. Yürümeye gidiyorum. Koş Zübeyde, koş. Koş kızım, koş.
Anneciğim, başardınız. Neler hissediyorsun? Vallahi çok sevindim, yetiştirdi. Hadi gel masaya bakalım. Sence masa nasıl oldu? Bence güzel oldu. Peki dünkü yemekler mi, sizin yemekleriniz mi? Bizim yemeklerimiz bence daha güzel. Daha mı zor? Daha zor tabii. Kızartmalı, yani ne bileyim kavurmalı, pişirmeli, soğanlı hepsi var. Anneciğim seni tebrik ediyorum. Uzat ayağını. Hop, diğer ayak. Hop, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ve bitti, başardık. Bravo Zübeyde. Anne. Geldim kızım. Hemen şuraya geldim kızım. Temizle kızım. Temizle tertemiz olsun her taraf. Kimse dağınık demesin. Başardınız hanımlar. Başardık çok şükür Allah'ıma. Evet, başardık. Başardık. Tebrik ederim yavrum seni. Eline koluna emeğine sağlık inşallah. Burası çok dağınık, hemen temizlemeniz lazım. Yemeklerini tamamlayan yarışmacımız hemen mutfağı toparlayıp temizliyor. Kayınvalideler gelmek üzere hanımlar. Mutfağımızı bile temizledik. Bravo gelin hanım. Kayınvalideler geldi. Kayınvalideler geldi. Hadi yavrum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.